Ya Ayşegül boş ver hafta sonu cezalıysan. Hem bak hafta içi çok fazla gezdik. Hafta sonu evde otursak ne olur ki? Kızlar duydunuz mu? Ayşegül hafta sonu cezalıymış. Benim bildiğim Tuğçe bu fırsatı asla kaçırmaz. Doğru. Kaçırmam. Hey millet! Cuma akşamı bizim evde parti veriyorum. Hepiniz davetlisiniz. Gelmeyen olursa çok bozulurum. Ayşegül, akşam gideriz değil mi Tuğçe'nin partisine? Selim, ben gelemem. Ya olmaz. Mutlaka gelmen lazım. Yoksa ben çok sıkılırım. Yani ben gelmesem de sen gideceksin, öyle mi? Bak, satmak yok Selim. Babam özellikle seninle tanışmak istiyor. Sırf bunun için evde olacak. Ona göre... Ne yapayım ben şimdi? Ya Selda hala ne olur, ne olur. Hayır. Ne olur lütfen, lütfen. Ne olur. Hayır. Asla ve katiyen. Hafta sonu cezalısın. Bu konu kapanmıştır. Ya lütfen izin ver. Lütfen, lütfen, lütfen. Yani sen öğle tatilinde eve mi gittin geldin? Hı, evet. Ve Selda alan hayır mı dedi? Hayır dese iyi. Asla hatta katiyene geldi. Ne haber Selim? Ve de yanındaki. Duydun mu? Solda 4. sırada oturan Banu partiye gelemiyormuş. Utancından da kaydını başka okula yaptırmış. Başka çaren yok Ayşegül. Bu sefer de Melda halamdan izin isteyeceksin. Ya Duman. Ya Selda halam izin vermediyse Melda halam hayatta izin vermez. İsteyenin bir yüzü kara, vermeyen zenci. Hadi göreyim seni. Olmaz, olmaz. Tuğçe'nin babasının senin ve Tuğçe'ye söz yüzüklerini taktığını hayal et. Olmaz Duman, tamam ben izin almaya gidiyorum. Hey yavrum, yürü Ayşegül, kim tutar seni? Evet, kaldı bir soru. Melda hala... Efendim? Ben lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi bu akşam Tuğçe ve ben... Melda hala? Tatlım sen konuş, ben dinliyorum seni. Şimdi Tuğçe ve ben hani Öğrenci Birliği Başkanlarıyız ya. Evet, biz de seninle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Şimdi ikimiz oturduk ve... Öğrencilerin kaynaşması ve fikir alışverişinde bulunması için şeye karar verdik, toplantı yapmaya karar verdik. Toplantı. Evet, toplantı. Hep beraber toplanacağız. Aferin Ayşegül. Bak, böyle toplantıları sık sık yapın. Birbirinizle konuşun, birbirinize sorunlarınızı anlatın. Yani madem seni böyle bir göreve seçtiler, sen de git bu işi layıkıyla yaptığını göster onlara. Hadi. Bence de. Çok etkilendim. Harikaydın Ayşegül. Herkes senin dansını seyretti. Melda halam onlara kim olduğunu göster dedi. Ben de gösterdim tabii. Yalnız bir ara bazı öğrencilere sorunları olup olmadığını sordun. O biraz garip geldi. Şimdi ben öğrenci birliği başkanıyım ya. Vazife icabı ya. Hemen girecek misin? Girmeyeyim mi? İstersen gir. Gireyim o zaman. Gireyim. Bizim taksici yine sinirlendi. Evet, çünkü yine çok beklettik. Ben o zaman gideyim. Hadi git bakalım. Ben gideyim. Olur. İyi geceler. Ya tamam. Çok özür dilerim ama başka çarem yoktu. Ya cezama razıyım. Kaç ay oda hapsi? Ne yapacaksınız bana? Bu şartlar altında yapacak tek bir şey var. Beni evden mi kovuyorsunuz? Hayır, ben evden ayrılıyorum. Ne? Hayır, olmaz. Yani siz ikiniz ayrılamazsınız. Biz de istemezdik Ayşegül ama bunu yapmaya mecburuz. Her şey ortada. Ya biz ikimiz birlikteyken sana iyi velilik edemiyoruz. Sürekli ayrı tellerden çalıyoruz. Ve bu da senin hata yapmana neden oluyor. Ama bu benden kaynaklanıyor. Siz niye ayrılıyorsunuz ki? Sen bizim aramızdaki anlaşmazlık konularından sadece bir tanesisin Ayşegül. Ben kendime bir ev tuttum. Bundan sonra orada yaşayacağım. Şimdi de gidiyorum. Şimdi sıra sende. Ne sırası? Seçim yapma sırası. Hangi halanın yanında büyümek istediğine karar verip bundan sonra onunla birlikte yaşayacaksın. Ben gidiyorum şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.